Bir gün bir polis memuru yeni doğmuş bir bebeğin çöplerin arasında zor nefes alırken buldu. 25 yıl sonra bu bebek onu arayarak hayatını değiştirecek bir haber verdi. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videolarımızı ilk siz izleyin diye zil butonunu aktive etmeyi unutmayın. Bu memur kalbi temiz ve yaptığı işlerde kararlı biriydi. Bir gün etrafında olup biten her şeyden haberdar olmak için şehir etrafında polis arabasıyla yavaşça gidiyordu. Aniden dolaşırken tuhaf bir ses duydu ve sesin geldiği yere doğru gidip arabadan indi. Bir grup insanın derin üzüntü içinde olduğunu gördü ve onlara ne olduğunu sordu. Gözyaşları içindeki bir kadın çöp konteynerini işaret etti. Memur konteynere doğru yürüdü ve yaklaştıkça garip bir ses duymaya başladı. İlk başta bir kedi olduğunu düşündü. Çünkü duyduğu sesler inceydi. Daha da yaklaştığında küçük bir bebek buldu ve kimsenin ona yardım etmemiş olmasına şaşırdı. Bebek çok küçük ve çok zayıftı ama hala nefes alıyordu, hala hayattaydı. Neden kimse onu kurtarmamıştı? Bebek çok ağlıyor ve mücadele ediyordu. Çünkü tamamen çöpler ve kirlerle kaplıydı. Memur gözlerine inanamadı ve birinin onu böyle bırakmış olmasının zalimliği hakkında düşündü. Bebeği dikkatlice ve yavaşça çöp konteynerinden çıkardı. Bebek normalden daha yavaş nefes alıyordu. Çünkü çöp torbaları nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyordu. Acil servisi aradı ve ambulans gelene kadar bebeği kollarında tuttu. Ancak memur çaresiz bebeği tek başına bırakamadı. Bu yüzden kalbinin ona söylediğini yaptı ve ambulansla birlikte acil servise gitti ve sürekli olarak küçük bebeğin yanında kaldı. Polis memuru bebeğe Adem ismini verdi. Doktorlar bebeğin iyi olup olmadığını anlamak için birkaç test yaptılar. Şans eseri tehlikeli maddelere yakın saatler geçirmesine rağmen Adem neyse ki herhangi bir hastalığa yakalanmamıştı. Başka bir çift tarafından evlat edinildi ve sevgi dolu bir ailede büyüdü. Çocukluğunun tadını çıkardı. Ancak küçük çocuğu rahatsız eden bir şey vardı. Hep bebekken başına gelenleri merak ediyordu. Bir gün onu evlat edinen adam ona bebekken başından geçenleri anlatmanın doğru zaman olduğunu düşündü. İş kolay olmadı ve onu evlat edinen adam memurun adresini öğrenmeyi başardı ve ilk kez onunla iletişime geçerek bir randevu ayarladı. Adem çok mutluydu ama aynı zamanda endişeliydi. Hayatını kurtaran kişiyle tanışacaktı. Memur Adem'le buluştu ve sohbet etmeye başladılar. Adem annesini hiç tanımamış olsa da onu affettiğini ve onunla şahsen tanışmak istediğini açıkladı. Memurdan onu bulması yardımcı olmasını istedi. Birkaç ay sonra Adem polis memurundan beklenmedik bir telefon aldı. Memur annesiyle ilgili üzücü keşfi hakkında ona derin bir üzüntüyle bilgi verdi. Annesi birini öldürmeye çalışmış, yakalanmış ve hapse atılmıştı. Adem'i 19 yaşındayken çöplüğe terk etmiş ve hapisteki cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilmişti. Tüm bu bilgileri duyunca Adem çok üzüldü ve sadece onunla şahsen tanışma fırsatının doğmasını diledi. Adem için tüm bunları geri getirmek çok zordu ama polis memuru ve onu büyüten adam yanında olarak ona destek oldular. Ancak annesiyle tanışma umudu hala devam ediyordu. Ve uzun bir araştırmanın ardından Adem 30 yaşına geldiğinde annesinin telefon numarasına ulaştı, onu aradı ve olanlara rağmen affetti ve iyi bir ilişki kurdu. İslam malına haksız yaklaşmayı zulüm olarak değerlendirip bu hak ihlali ceza ve tazminat gibi hükümlerle teminat altına almanın ötesinde ayrıca böyle bir eylemin cehennem ateşiyle cezayı gerektireceği uyarısı yapmaktadır. Şöyle ki, yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Ayeti bunun delili mahiyetindedir. Ayet başta yetimlerin velileri ve vasileri olmak üzere tüm insanlığa uyarıda bulunmaktadır. Öyleyse yetimi sakın ezme ayetiyle, yetimlerin mallarını haksız olarak yemek suretiyle yetime zulüm etmeyi ve onu ezmeyi kesinlikle yasaklamaktadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yetime karşı en iyi yaklaşımın başını okşamak, onu öpmek, hal hatrını sormak ve ihtiyaçlarını gidermek olduğunu bildirmektedir. Bu durumla ilgili bir hadiste, bir gün bir adam Hazreti Peygamber'e gelip kalbinin katılaştığından şikayetçi olmuştur. Hazreti Peygamber'in cevaben, kalbinin yumuşamasını istiyorsan bir yetimi himayene al, başını okşa ve yediğinden yedirerek karnını doyur dediği bildirilmektedir. İslamiyet'in doğuşundan günümüze kadar
İslam coğrafyasında yetimle ilgili ayet ve hadislerde kurtuluş ve mutluluk müjdelerine nail olmak isteyen Müslümanlar, yetimlerin dini inancını, milliyetini ayırt etmeksizin tüm insani ihtiyaçlarını karşılayan birçok darül eytamı yetimhaneler inşa etmişlerdir. İslam'a göre dinine, diline, rengine, ırkına ve benzeri durumlara bakılmaksızın tüm yetimler ve tüm çocuklar günahsız olup melekler kategorisindedir. Allah'ım, bizi doğru yola yönlendir ve bizi onda sabit kıl. Ey alemlerin Rabbi, ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinine sabit kıl. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım, kalplerimizi itaatinde sabit kıl. Seni hamd ile tesbih ederiz. Allah'ım, senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederiz. Ve Allah en yücedir, en bilgedir. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, ailesine ve sahabesine salat ve selam eyle. Allah'ın koruması ve güvenliği içinde kalın. Esenlik, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.